Biz bugün parka geldik çünkü hava çok güzel, böyle tam bahar havası. Güneş yok maalesef, biraz bulutlu ama yine de süper yani. Şöyle üstümüzde bir sweater, işte sweatshirt vesaire bir şeyle durabiliyoruz. Neden piknik yapmaya geldik? Böyle mamalarımız var. Marketten aldık bunların hepsini. Ben salata aldım böyle tavuklu. Mavi'ye balık aldık. Burada kızarmış tavuklarımız var. Dogs inarı yiyor. Patates salatası, pilav ve Mavi kurasan yiyor, bir yandan balık yiyor. Karışık bir durum var. Dags'a sordum, Japonya'da yaşamakla ilgili neleri seviyorsun? Japonya'da yaşamayı neden seviyorsun diye. Ondan sonra düşündüm, neden bunun üzerine bir video yapmıyorum işte, niye konuşmuyorum şimdi diye. Kendi açımdan hani ben neden Japonya'da yaşamayı seviyorum ya da işte sevdiklerim neler. Çünkü hayatımız boyunca Japonya'da yaşar mıyız diye düşününce sanmıyorum. Çok fazla yaşamak istediğim ya burada. Yani bir süre evet. Yaşamak istiyorum ama belki hani böyle Mavi büyüdükten sonra, Mavi'nin eğitimi bittikten sonra herhalde bilmiyorum Türkiye'de ya da başka bir yerde böyle daha tropikal, daha böyle ılıman iklimli falan bir yerde yaşamak isterim diye düşünüyorum. Ama tabii yani burada uzun seneler eğer kalırsak ondan sonra tabii insan böyle alışınca bir yere oradan vazgeçmesi de zor olabilir. Onu da bilmiyorum. O yüzden büyük konuşmamak lazım yani. Bakalım neler gösterecek hayat. Neyse, ne diyordum. Japonya'da hani yaşamakla ilgili işte sevdiğin şeyler diye sorunca Douglas direkt güvenlik dedi. Çünkü Brezilya'nın durumu malum. Douglas senelerce Brezilya'da yaşamış. Hatta Japonya'da yaşadıktan bir süre sonra Brezilya'ya gitmiş. Honda'da çalışmış bir süre. 5 yıl kadar falan sanıyorum. Bir Brezilya'ya dönmüş. Ama yapamamış. Yani yine Japonya'ya geri dönmek istemiş çünkü Sao Paulo'da yaşıyor ve Sao Paulo'da yaşadığı yer böyle şey, yüksek güvenlik duvarları olan, yani bayağı gerçekten çok yüksek ve böyle üstü işte elektrikli telli falan bir sitede yaşıyor. Oradan arabaya binip mesela atıyorum alışveriş merkezine gidiyorlar ya da işte iş yerine gidiyor. Ama onun dışında hani dışarıda mesela parkta falan hani dolaşmak vesaire gibi şeyler yani tehlikeli, çok tehlikeli. Hatta bir kere işte böyle arabada sanıyorum camı açık kalmış. O sırada işte başına tabanca dayayıp saatini almışlar. Saatini ve cüzdanını sanıyorum. Dolayısıyla yani onun için en önemli şey güvenlik Japonya'da. Benim için de aslında yani güvenlik çok önemli sebeplerden bir tanesi. Hele bir ülkede bir çocuk büyütüyorsanız tabii ki güvenlik çok daha önemli oluyor. Yani düşünüyorsunuz mesela işte çocuğumun başına bir şey gelir mi, işte atıyorum okula gidecek, okuldan dönecek, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyecek bir gün. Ve yani böyle endişe içerisinde beklemek, ay çocuğumun başına bir şey geldi mi acaba, atıyorum trafik kazası oldu mu? Yani şimdi Türkiye ile karşılaştırınca mesela burada bir trafik kazası olması olasılığı da çok düşük. Burada atıyorum bir soyguna uğrama olasılığı zaten yok gibi bir şey yani. Kadın olarak hani kendi açımdan da önemli. Ben burada atıyorum akşam karanlıkta koşuya çıkıyorum mesela ve gerçekten karanlık yani böyle şey. Japonya'da çok fazla hani hava karardıktan sonra insanlar dışarıya çıkmadıkları için yani şeyden bahsediyorum ben böyle kırsal bölgeden bahsediyorum tabii. Çok fazla hani öyle gezmedikleri, tozmadıkları için falan. Işıklar falan da yanmıyor yani böyle küçük sokaklar mesela bayağı karanlık oluyor. Neyse ben çıkıyorum işte koşuyorum falan karanlıkta. Başta bayağı böyle tırsıyordum yani.
başıma bir şey gelir mi acaba diye. Ama gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bir sürü insan da koşuyor sizinle birlikte ya da yürüyor karanlıkta. Yani hiç öyle arkanızda böyle işte birinin nefesini falan hissetmiyorsunuz. Yani ben şimdi düşünüyorum İstanbul'da yaşarken ya laf atan olur. Karanlıkta atıyorum işte yine dışarı çıktığınızda acaba biri bana baktı mı, beni gördü mü, işte çantamı almak ister mi? Yani başınıza her şey gelebilir yani. Soyguna da uğrayabilirsiniz. Daha kötüsü tacize uğrayabilirsiniz. Burada hani o anlamda çok rahat hissediyorsunuz kendinizi. Yani çok daha kalabalık şehirleri bilmiyorum açıkçası yani yaşamadığım için. Ama sonuçta tabii güvenli bir ülke oldu. Apaçık ortada yani. Onu zaten söylememe gerek bile yok. Tokyo'da da olsanız görmüşsünüzdür belki. Hani küçücük çocuklar okulda kendi başlarına trene binerek gidiyorlar. Hatta geçen bir belgesel izledim. Çok enteresan bence. İşte böyle çocukların kaç yaş arasıydı ya? 0-7 yaş, 0-5 yaş arası işte gelişimleriyle ilgili bir belgesel izliyordum. Belgesel şöyle başladı zaten Japonya, Tokyo. Tokyo'da bir aile direkt oradan başlıyor belgesel. Şöyle kamerayı düzelteyim biraz. Çocuklarını sushi almaya gönderecekler. Çocuk kaç yaşında? 3 yaşında. Yani şimdi ben Mavi'yi düşünüyorum mesela. Mavi 3 yaşında olacak Nisan ayında. Yalnız başına yani köşedeki markete bile göndermek böyle bana kalp ağrısı falan veriyor yani. Böyle sıkıntılar basıyor beni. Ama burada hani bilmiyorum yani bu şekilde büyüyor çocuklar. Yani her aile yapmıyordur tabii ki, o belki ekstrem bir durumdu. Ne kadar hani çok uygulanan bir şey yani yüzde kaçı bu şekilde 3 yaşındaki çocuğunu atıyorum sushici bilmem. Bir de yani bayağı böyle yüzlerce metre uzaklıktaki bir sushici. Yani çocuk böyle karşıdan karşıya geçti, trafik ışıklarını geçti. Böyle bir yeraltı tüneli gibi bir şeyin içinden geçti falan filan. Sonra gitti parasını verdi, suşileri aldı. Eve gitti, tekrar yürüyerek geri döndü. Yani gerçekten ekstrem bir case. Bilmiyorum yani hani her aile aynı şeyleri uyguluyor mudur, yapıyor mudur? Yani çocukların bireyselleşmesi ve işte sorumluluk alması adına. Ama yani ne kadar güvenli olduğu buradan bile anlaşılıyor yani. İşte yapanlar var. Yapabiliyorlar yani, o yürekleri kaldırıyor bunu. Onun dışında Japonya'da neyi seviyorum? Japonya'da doğa. Benim için yani en olmazsa olmaz. Ben geldiğim günden beri Japonya'ya doğasına aşık oldum yani gerçekten. Zaten sakura zamanı için gelmiştim. Yani bu kiraz çiçeklerin açtığı dönem için gelmiştim. 2 hafta kaldım. Japonya'da işte belli birkaç bölgeyi gezdim. Yani turistik diyebileceğimiz yerleri gezdim. Ondan sonra Kore'ye gitmiştim. Kore'de ama böyle ben Japonya'ya tekrar gitmek istiyorum, mutlaka gitmek istiyorum, bir sürü orada yaşamak istiyorum falan diye düşündüm. Ve işte gönüllü bir iş bulup tekrar Japonya'ya geldim. Ondan sonra da kaldım zaten. Bilenler biliyor yani o şey hikayesinden işte ben kimim videosundan biliyorsunuzdur. Ve yani o günden beri işte sonra hamile kaldım. Yani en sevdiğim şey parklara gitmek, ormanlara gitmek, doğada olmak. Hafta sonu işte böyle genelde parklara gidiyoruz. Hafta içi de yani ben neredeyse hava güzelse her gün mutlaka Mavi'yi parka götürüyorum. Çok güzel yani her mahallede zaten park var. Yani böyle çok büyük parklar var her şehirde. Hani küçük parklar, mahalle parklarının dışında bir de böyle yani gerçekten orman içerisinde olabileceğiniz, ağaçların içerisinde yürüyebileceğiniz, işte trekking yapabileceğiniz falan parklar var. Onlar çok güzel. Sevdiklerim. Ve yani onun dışında zaten doğası inanılmaz gerçekten. Bilmiyorum yani çok böyle bilimsel konuşamayacağım bu konuyla ilgili ama çok yeşil. Bir de böyle her mevsimi yaz hariç. Ben buraya geldikten sonra neyi sevmiyorsunuz derseniz havası. Japonya'nın havasını sevmiyorum yani. Çok zor bir havası var Japonya'nın. Ama şey her mevsimi yine de böyle bir şeyle bekliyorsunuz. Heyecanla bekliyorsunuz çünkü çok doğaya da çok güzel bakıyorlar ve yolları vesaire her şeyi çiçeklendiriyorlar. Yani her dönem atıyorum ortanca sezonu. Hadi ortanca bitti işte açelyalar sezonu. Yok açelya bitti işte sonbahar yapraklar sararacak, turuncu olacak vesaire. Yani her böyle mevsim bir şey var. Onu böyle heyecanla bekliyorsunuz yani yeni bir doğa olayı var. İşte kışın kar yağıyor böyle kar yağan yerlere gidiyorsunuz falan hani çok inanılmaz güzellikte yani. O videoları da görmüşsünüzdür belki Shirakawa Go videolarını izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel yani doğası ve doğaya hani böyle çok yakınsınız hani hemen gidip ulaşabileceğiniz gibi.
Tokyo'da dahi yaşasanız mesela atıyorum bilmem yani böyle bir çevrede dağlar falan var mesela hemen o dağlara gidebiliyorsunuz. Oralarda trekking yapabiliyorsunuz falan. Yani böyle bir şey, kültürel bir şey bu yani kültüre işlemiş. Hatta bir tane Japonların bir milli günü de doğaya saygı, çevreye saygı falan gibi bir gün. O yüzden güzel yani benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Efendim? Başka ne seviyorum Japonya'da? Temizliği, düzeni. Herkes kendi kapısının önünde süpürüyor. Yani yere çöp geneli atmıyor zaten. Hoş geldin. Gel birlikte anlatalım. Sen Japonya'da en çok neyi seviyorsun Mavi? Neyi seviyorsun Japonya'da? Çok mu seviyorsun Japonya'yı? Neyi çok seviyorsun? En çok neyi seviyorsun? Parkları? Parkları seviyor musun Japonya'da? Hı hı. Başka yemekleri seviyor musun? Hı hı. Hı hı. Mavi videomu sabote etti biraz. Kamerayı alıp koşmaya başladım. Ne diyordum? Ha, üçüncüsü temizlik ve düzen diyordum. Yani her yer temiz. Yerlerde çöp görmüyorsunuz çok fazla. Çok fazla diyorum çünkü yaşadıkça görmeye başladım. Böyle yol aralarında kamyon şoförleri maalesef böyle pet şişeler atıyorlar yol aralarına. Refüj mü denir ona böyle hani iki yolun arasındaki o bölgeye. Pet şişeler içerisinde bir şey atıyorlar. Tahmin edersiniz siz ne olduğunu. Onları çok görüyorum bu arada ve çok sinirim bozuluyor böyle. Yani bu Japonya'da da mı böyle falan diye. Böyle maalesef yani bazı insanlar... Neyse. Ama hani genel olarak yani o çocukluktan işte okuldan itibaren öğretilen işte o temizlik. Hani okulda kendi sınıflarını falan temizliyorlar ya biliyorsunuzdur belki. Gerçek yani o kendi sınıflarını temizledikleri için herhalde o artık bir şekilde ailede de belli sorumluluklar veriliyor tabii. Herkes sorumluluğunu biliyor o yüzden. Kimse yere çöpünü atmıyor. Zaten dışarıda çok fazla çöp tenkesi görmüyorsunuz. Dolayısıyla dışarılarda çöp birikmesi de olmuyor. Herkes çöpünü yanında taşımaya ve evine götürüp evinde atmaya devam ediyor. Ve ayrıştırıyoruz çöpleri. Mavi. Mavi yine sabote etti. Okey ne diyordum? Yani çöpünüzü yanınızda taşıyorsunuz. Götürüp evinizde atıyorsunuz. Ve geri dönüştürüyorsunuz. Belli günler var. O günlerde sadece belli çöpleri atabiliyorsunuz. Yani düzen derken de mesela neden bahsediyorum? Atıyorum otoparkta mesela arabalar hepsi işte arkalarını önce park ediyorlar. Burunlar önde olacak şekilde yani. Arabanın burnu önde olacak şekilde park ediyorlar. Bu mesela düzen dediğim şeylerden bir tanesi. Yani kimse zaten yolun ortasında arabasını bırakıp gitmiyor. O ayrı. Ya da işte başka birisini rahatsız edecek şekilde bir şeyini böyle ortalık bir yere bırakmıyor. Yani her yerde böyle bir düzen, bir tertip var. O da böyle işi çok kolaylaştırıyor tabii yani. Ha, aklıma bir şey daha geldi. Douglas'a sordum da sen başka hatırlıyor musun bir şey yani söyleyebileceğin diye. Çok önemli şeylerden bir tanesi de insanlar bence. İnsanlar birbirlerinin alanlarına çok saygı duyuyorlar. Bu hani şu anda social distance diyoruz. Yani Japonya'da bu zaten olan bir şeydi yani social distance. Kimse kimsenin böyle dibine kadar girmiyor atıyorum kasada sıra bekliyorken. Ya hatırlıyorum böyle Türkiye'de sürekli böyle arkamdan ittiren ya da işte böyle ATM'desiniz şuranızda biten böyle bir insan falan. Yani burada öyle şeyler yaşamanız mümkün değil. Yani kimse kimseye o kadar yakınlaşmıyor. Ya mecbur kaldığınız takdirde metroya bindiniz. Rush hour yani böyle artık iş çıkış saati falan içerisi böyle bir sürü insan dolu. Mecburen tabii ki hani birbirinize değiyorsunuz bir şekilde falan ama. Ama onun dışında insanlar birbirlerinin alanlarına çok saygı gösteriyorlar. Ve insanlar güler yüzlüler genel olarak. Ve ben yani şu kadar zamandır Japonya'da yaşıyorum 4 sene olacak neredeyse. Ben kavga görmedim bugüne kadar. Yani Türkiye'de hatırlıyorum mesela neredeyse her ay bir kavga sokakta yani böyle işte minibüs şoförü taksiciyle kavga ediyor, taksici bilmem kimle kavga ediyor. Sokakta yine böyle markette kasiyerle kavga ediyorsun falan. Yani sürekli bir şey var, gerilim var yani Türkiye'de maalesef. Burada öyle bir gerilim yok. Dışarıda
dışarıda öyle şeyler görmediğiniz için de siz de çok fazla stres olmuyorsunuz yani. Ya da işte size böyle bir şeyi yanlış yaptığınız için ne yapıyorsun falan diyen birileri olmadığı için herkes birbirine karşı anlayışlı ve hoşgörülü. Tika. Seninle yürümek istiyorum. Benimle yürümek istiyorsun. Tamam, yürüyelim birazcık hadi. Biraz önce bahsettiğim Japonya'da her mevsimin ayrı bir güzelliği var dediğim olay. Şu anda mesela ume, yani erik. Erik çiçekleri zamanı. Arkamda gördükleriniz yeni yeni açan erik çiçekleri. Şimdi biz de onları görmeye geldik bu parkta. Önce pikniğimizi yaptık. Ama asıl amaç bunları görmekti. O arada size de birazcık Japonya'da sevdiğim şeylerden bahsettim. Sizin de eğer sorularınız varsa lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Bu ağaçların hepsi bu çiçeklerden açacak ve burası kes pembe olacak. Umarım öyle olduğunda da gelip yine gösterebilirim. Paylaşabilirim sizinle. Ama olmasa da mutlaka bir sakura videosu yaparız zaten. So beautiful. Pıtır pıtır tomurcukları. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.